Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Peşin peşin uyarıyorum Fenerbahçe'mizin İstanbulspor ile oynayacağı maçın bitiminde maç sonu maç özeti canlı yayınında hepinizi bekliyoruz. Sürprizlerimiz olacak sürpriz hediyelerimiz olacak arkadaşlar. Peşin peşin söyleyeyim. Dünün en çok konuşulan olaylarından tabii ki Galatasaray maçını konuşacağız ama <laughs> Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un e, deprem bölgesinde bir bağırma olayı varmış. Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komşuoğlu olaya açıklık getirmiş arkadaşlar. Diyor ki başkanımız Ali Koç depremzede bir vatandaşımıza bağırmışmış geçiniz. Önce olay ne söyleyelim. İnsanlara sürekli bağıran bir vatandaşımıza niye bağırıyorsun diye hepimiz sorduk. Biz bağırmadık. Bağırana niye bağırıyorsun diye sorduk. O da sizi göremiyorum ondan dedi. Tabii ki bizi görmek istemelerine çok sevindik. Esas biz onları görmeye geldik. Çocuklar da o vatandaşımızın bağırmasından çok korktu. Onu da ekleyelim. Bu sıcakta bu kalabalıkta başkanımız kimseyi kırmadı. İmzaysa i̇mza ise imza, forma ise fotoğraf, hani fotoğrafsa fotoğraf yetmez. Herkes de ilgilendi. Çadırları ziyaret etti. Bizim başkanımız gerçekten iyi insan. İyimsi değil. Çok iyi insan diyor. Arkadaşlar bakın Allah rızası için. Fenerbahçe başkanı gitmiş oraya o ziyarette bulunmuş. Ben takdir ediyorum. Helal olsun. Buradan gündem çıkarmaya çalışıyorlar. İşte bizim ülkenin gerçeği bu. Anlatabiliyor muyum? Bizim ülkenin gerçeği bu. Bir şeyler olsun karıştıralım ortalığı peşindeler. Ya ee, dün 23 paylaşımlarını gördünüz. Ben detaya girmeyeceğim. Ama bütünleşelim. Birleşelim. Bak Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu umurumda değil. Tuttuğu takım dini, imanı, kitabı, Allah'ı partisi umurumda değil. Allah göstermesin. Başınıza bir sıkıntı gelirse, acil bir yardıma, çağrıya ihtiyacınız olursa her zaman 7-24 hazırım. Bilginiz olsun. Ya spor, holiganlık, bilmem taraftarlık şu bu kenarda dursun. O ayrı. Bu, bu, bu. kenarımıza tartışırız. Sen bilmem necesin, sen şucusun, bucusun. Onu tartışırız. O mesele değil. Allah kimsenin başına bir şey vermesin. Ya biz ya, yani bayram boyunca bizim çocuk doğuracak. Çocuk geçti, öbürü hastalandı. Öbürü geçti, şimdi hanım hastalandı. Covid Moit hak getirdi. Daha değişik bir hastalık içindeyiz ya. Allah muhafaza arkadaşlar. Bakın biz bugünler için varız. Ya bu futbol, şu bu eğlence. Mesela dün Galatasaray maçı. Sandır Kansı'ndaki hiçbir Galatasaraylı kart yemedi. Beştaş maçı öncesinde mesela attıkları golden önce bir faul var. Galatasaraylı oyuncunun yaptığı bir net bir faul var. Muhtemelen hakem yorumcuları bunu değerlendirecektir Karagümrük'te oyuncuya. Hani bir penaltı verildi. Ucuz bir penaltı. Vücuttan seken top. Icardi'nin kaçırdığı penaltının uydurulmuş olması. Açıkçası o zan, e, neydi? yapılan penaltı uydurulmuş olmalı. Bakalım Galatasaray maçı için Beşiktaş konuşacak mı yoksa Beşiktaş duruşu mu seyredecek. Bazıları diyor ki hocam diyor Beşiktaş haftaya Galatasaray'a yatar mı diyor. Şereflerine kalmış dedim. Bu ayıp bu cümle değil. Şereflerine kalmış. Beşiktaş şeref neyi gerektiriyorsa onu yapacaklardır. Süleyman Seba duruşu Seba duruşu. Rahmetli Süleyman Seba hayatta olsaydı Beşiktaş aslanlar gibi çıkardı. Hani yener yenilir. Yenilir ben bir şey diyemem ama aslanlar gibi mücadele eder, oynardı. Adam aslan deme Galatasaray'ın simgesi. Niye onlarmış? Bir de ben aslanı hiç sevmem. Hayatta en nefret ettiğim hayvandır aslan. Niye biliyor musun? Karaktersizdir. Karaktersiz, haysiyetsiz bir hayvan. Niye? Kendisi yatar hanımını çalıştırır. Bakın. Avcılığı dişi aslanlar yapar. Karaktersizlik Erkek çalışır ulan. Erkek çalışır. itilmiş mi lan o? Galatasaray'ın simgesi itilmiş dedi. Yaz. Yaz Galatasaraylılara itilmiş dedi. Lan oğlum dur. İt dedi. Hepiniz itsiniz. Melosunuz dedi. Lan oğlum. Benden duymanız şey yapmayın. Ama ben aslanı sevmem. Benim en sevdiğim hayvan tavuktur biliyor musunuz? Tavuk sürekli secde halindedir. Böyle sürekli her her yediği e, lokma lokmada şükreder. Yani aklıma sürekli o gelir. Tavuk, kuş hani o familya var ya. Hep bak özellikle tavuklar mesela dikkat edin. Sürekli bir secde halindedir. Ben çok severim ya. Yani e, Rabbim hayvanların yüzü suyu hürmetine depremlerden afetlerden bizi korusun kurtarsın. Kuraklıkla maşallah çok güzel yağış var. Neyse Ahmet Çakar diyor ki Galatasaray'ın iki yanlış penaltı ve bir faulle gol atmasına karşın kazanması çok ilginç diyor. Beştaş'a taşlar var. Hani haftaya oynayacaksınız. Hani bir şey yok mu diye. Kara maçı öncesi Gomis tartışmış. Okan Buruk'la bu iddiayı arkadaşlar ben söylemiyorum. Sosyal medyadakiler söylüyor. Ee, hatta oyuna girmek istememiş 46'da. O yüzden Icardi'yi almışlar falan. TFF'den <laughs> son dakika açıklaması gelmiş. Biz dün Galatasaray'a penaltıları bayram ve 23 Nisan dolayısıyla hediye ettik. Biri bayram için, diğeri 23 Nisan için. Yarın ya da daha sonra kimse beklemesin. Kurban Bayramı'nda görüşmek üzere demiş. Hadi yapmayın. eski Ben Batuhan Şen'i tebrik ediyorum. Geçen hafta sakatlandı. Oyundan çıktı. Viviano 90 artı 9'da kart cezası durumuna düştü falan. O gün ben ama söyledim değil mi? Yani e, Cagney şey yaptı diye. de maç öncesi gitmiş Galatasaray şeyinde e, yedek kulübesinde poz veriyor. Arkadaşlar bak diyeceksiniz ki hocam her şeyin altında bir şey aramayın. E Galatasaraylılar başlattı. 2020 yılından bu yana araştırma yapılmış. Fenerbahçe toplam 41 penaltı atmış. Galatasaray 40 penaltı atmış. Ulan Allah'tan korkusuzlar. Ki Fenerbahçe Avrupa'da bu sezon, bu sezon Avrupa'da Fenerbahçe 4 penaltı kazandı. 4. Avrupa Ligi'nin şu anda rekoru bizde ha. Hadi ligdekileri kolluyor dedim. Lan Avrupa'dakiler de mi kolluyor? Vicdansızlar. Şimdi dünyanın en büyük sosyal medya şey e, medya kuruluşları son dakika haberi vermiş. BBC Türkiye'de Galatasaray her hafta farklı bir şekilde kullanıyor. Daily Mail Süper enteresan tiyatro oynanıyor. New York Times Galatasaray'ın şampiyon yapılması için arkadan gizli bir güç yardım ediyor demiş. Trolldir herhalde. Rıdvan Dilmen Galatasaray'a şampiyon dememiz için iki harf kalmıştı. Fenerbahçe iki haftadır o son harfleri koydurtmuyordu. Bu hafta Galatasaray bir harfi daha kaybetti bana göre demiş. Eğer hakemler Galatasaray'a yaptıkları torpili kalan haftalarda Fenerbahçe'ye yaparlarsa Fenerbahçe bütün maçlarını kazanır. Bütün maçlarını kazanan Fenerbahçe en az iki kupa kazanır. Ha, Volkan Bayarsa, Var hakemi Hakan Ceylan. Hadi Galatasaraylar. Hakemlikten iptal ettirelim bunları. Hadi. İlhamdan öğrenen kaşığı kırılsın. Hadi. Gerekeni yapın. Rezalet kararlar. Rezalet hakem yönetimi. Var kayıtlarını açıklayın. Hadi. Bak Galatasaray'a yapılanlar Fener'e yapılsaydı Fenerbahçe Mart'ta şampiyondu. Hakemim, varın, bütün şeyine rağmen haksız yere kaç şampiyonluk gördünüz diye Galatasaray güncelleme yapsın Sarat şeyine, çocuklara falan. Ya bu kadar kullanmaya rağmen kazanamıyorlar ya. O kadar kötüler işte. Ama dün oynanan 3 maçta 17 gol atılmış. Çok gollü maçlar. Adana Demir 5, Kasımpaşa 3. Ya Kasımpaşa'da da teknik direktör değişimi oldu da adı aklıma gelmedi ya. Hocanın adı aklıma gelmedi. Resmi siması gözüm önünde de yani. <laughs> Yıllarca çalıştıran hoca yanlış zamanda getirdiler. Selçuk inan yerine onu getireceklerdi. Yanlış zamanda getirdiler. Kasım Paşa bir şey. Ne lan? Adana ee, bir dakika dur. Pardon ya yanlış söylemişim. Adana Demirspor 5, Kayserispor 3. Kasım Paşa 1, Konya 2, Galatasaray 3, Karagümrük 3. Tabii ki Ankara Gücü Hatay'ı hükmen yenmiş oldu. Konya Spor'da ee, şey bir takım daha vardı hükmen yenen. Neyse onu şey yapalım. Ha, Alanyaspor'da e, Alanya Spor'da Gaziantep e Ükben yenmiş oldu. Ama yani gollü maçlar. Bol gollü bir hafta. Hocam Fenerbahçe'de bol gol atar mı? Ya arkadaşlar bakın. Önce şunu söyleyeyim. Ayağımız bir sağlam yere bas. Şimdi. Bu arada Galatasaray ikinci Başkanı Metin Öztürk demiş ki. Kara maçı zor olmayacak. Ben ellerimi kavuşturup keyifle maçımı seyredeceğim. Zor olacak bir maç değil demiş. O kadar ayarlamaya rağmen olamamışlar. Fenerbahçe'nin İstanbul spor maçı oynanmadı değil mi? Şu an oynanmadı. 1-0 Fenerbahçe kazandı. Ben kabul ediyorum. Kabul. Haydi. Kabul. Vallahi kabul. Billahi kabul. Fenerbahçe 1 İstanbul spor 0. Daha maça çıkmadık. Hiç oynamadık. Ben kabul ediyorum. Yeminle kabul ediyorum. Bitti. Cumartesi günü bir maçımız daha var. Sivas Teplasman'da. Futbolcular dinlenmiş olur. Sakatlık riski olmaz. Sarı kart. Bilmem sınırında şu bu falan. Ben kabul ediyorum. Okey. Siz de kabul edin. Hocam 7'den aşağı atmam alıyız. 8'den aşağı. Bak algıya başlayacaklar. Sosyal medyaya bakın. Yazacaklar. Fenerbahçe adamsa be, bu İstanbul Spor'a 5'den aşağı atmaz. 4 oyuncusu sarı kart sınırda. Niye? Öbürleri ne yapacaktı? Şey mi toplayacaklar? Ha tabii ki de Fenerbahçe farkı kazansın isterim. Hocam gönlünden geçen skor. Ya s hani skor bir şey söyleyemem. 5-1, 7-1, 11. Hani e Önümden geçen skor şu bu falan filan değil. Ben tabii ki Fenerbahçe kazansın. Farklı kazansın. Gol atsın. Gol kassın. Ligin en çok gol atan takım olsun. Yemeden atsın. İrfan Can moral bulsun. Savunma moral bulsun isterim. Hani 3-0 olsun. Ben yine okuyayım. 1-0'a ben okuyayım. 3-0'a hani gani, gani okuyayım. Siz de böyle yapın. Orada Fenerbahçe Alagöz Holding şampiyonluğa koşuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final serisi ikinci maçında TBK Mersin Yenişehir'i 2-0 yen, yani yenip 2-0 öne geçti Fenerbahçe. Evimizde oynayacağımız maçta son yani son maç olur inşallah. Kazanırsak 3-0 yaptığımız anda son 21 sezondaki 16. şampiyonluğumuzu elde etmiş olacağız. Hadi kızlar sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur. Fenerbahçe'nin bugün maçı var. Ama maçta ciddi sarı kart alarmı var. Bence ciddi mi değil. Sarı kart alarmı ciddi mi değil. Bakın İstanbul Spor'la karşı karşıya geleceğiz. Sarı kart sınırında. Bir. Serdar Aziz. Hocam bugün Samet mi oynar? Serdar mı oynar? Serdar oynar. Hocam ama gazeteler Serdar Aziz dedi. Samet'in yerine oynayacak dedi. Ya Samet'in yedirdiği golden dolayı çocuğu linç ediyorsunuz ama ya sadece bak o golü, o golü çıkın. Bak o golü çıkın. Samet Akaydın'a 10 verirsiniz. Şahane bir performansı var o maçta. Bir gol yedirince ya savunmanın kaderi bu. Defansın kaderi bu. Kalecinin kaderi bu. Bir hata yapar gol olur. O zaman o zaman yapmayacak. Arada sırada da yapsın yani bir hakkı olsun değil mi? 100 maçta bir, 50 maçta bir. Hocam 50 maçta bir değil ki her maç yapıyor. Ya siz ya yaptığı pas hatasını bile hata olarak kabul ediyorsunuz lan dangoçlar dünyada hangi futbolcu pas hatasız maçı bitiriyor? Rossi'nin istatistiklerine bakın. 63 şutta, şey, 63 pasta, 61 pas, isabetle falan oynuyor. Kaçınız beğeniyorsunuz? Hocam Rossi çöp. Lan size göre herkes çöp. Bir de arkadaşım bir yazmış. Ben demiştim Samet geldiğinde. Lan her futbolcu geldiğinde çöp diyorsun. İçlerinden bir tanesi bir hata yapmamıştı. Ben demiştim. La demez olun ay. Haydi sizin gibi taraftar Galatasaray başına ya. Neyse. Serdar Aziz kart sınırında. Bak Serdar Aziz çıksın yesin. Sivas maçında olmasın. Çok bir şey fark etmiyor. Gustavo kart sınırında. Lan yedek kulübesinde falan bir alkış malkış yapsın da kart yesin bari. Emre Mor kart sınırında işte hem en çok korktuğumuz isim bu. Kadıköy'de bak Kadıköy'de Emre Mor'a ihtiyaç var. Depresmanda da sonradan girmesine ihtiyaç var. Emre Mor en korktuğum isim. William Arao. Bir de, bir de Emre Mor genelde itirazdan yiyor. Havülden yemiyor. İtirazdan yiyor. William Arao. Arao zaten Sivas maçında olmazsa biz daha emniyette oluruz. <laughs> o zaman Azaysın'da iyileşme durumu falan olur. Yani Crespo, İsmail orta sahası konu. Mert Arkan, Zayt yedek olur. Bence daha avantajlı olur. Yani o kart ise ben sevinirim açıkçası. Ee, Enner Valencia. Valencia'nın da şu Batshuayi tam manasına iyileşsin. Joshua King tam manasına iyileşsin. O ara bir maçlık dinlenebilir. Onu da söyleyeyim. Zaten son haftalarda düşüşü var. Bir maç dinlenmesi de şart. Miha Zayt sarı kart sınırında. Zaten Miha Zayt e, oynayamayacak zaten. Ama sarı kart bunlar var arkadaşlar. Bizi bekleyen tehlike bunlar. Bilginiz olsun. Şimdi 31 31. haftadayız. Yani fikstür olarak İstanbul Sporlu evimizde saat 20'de başlayacak. Müsabakayı Hadem Hakem Kadir Sağlam ee, şey yapacak, yönetecek, atletecek artık ne yaparsa. Ligde geriye düştüğü son 3 maçında kazandı Fenerbahçe. 4 diyebiliyorum ama 3 olsun. Zirve takibini sürdürme peşinde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe haftaya 63 puanla ikinci sıradan girdi diyor da bir yanlışlık mı var puan tablosunda? Ha şey özür dilerim şey e, hesaplıyorlar. Şimdi puan tablosunda şu var. Fenerbahçe 63 puanla ikinci sırada ancak hükmen bir maçı eksik. Şimdi şöyle anlatayım size. Fenerbahçe inşallah İstanbul maçını kazandı diyelim. İnşallah kazanır. 66 puan. İki takımda 29, değil mi? Toplam kaç maça çıkmamız lazım? 38 maça çıkmamız lazım. Galatasaray'ın bir tane hükmeni, yani 9 maçı kaldı. Bir tanesi hükmen. 8 maçı kalıyor. Yani 8 tane fiili maça çıkacak. Anladınız mı? Yani böyle oluyor. Yani 36 maça çıkılacak. Ee, pardon, 7 maçı bir tanesini çık kaldı 6 tane fiili maçı kalıyor. Fenerbahçe'nin de 7 maçı kaldı. 2 tanesi yani hükmen galibiyet olacağı için Fenerbahçe 31. hafta gibi oluyor. 5 e, tane fiili maçı kalıyor. Millet puan tablosunu bu yapıyor ama hiç gerek yok. Normal puan tablosu. Kazanım inşallah 66 puana yükseliriz arkadaşlar. 4 eksiğimiz var. Kimler? Kaleci Altay Bayındır. Kesin olarak yok. bir Lincoln'ların Kesin olarak yok. 2. Miyazais. Kesin olarak yok. 3. Batshuayi. şu e, Batshuayi'nin oynamaması daha doğru. Şimdi bunu Zayt'sın da oynamaması daha doğru şu anda oynamaması daha doğru öyle söyleyeyim size siz anlarsınız. Altı ismi de söyledik. <laughs> ben size bir şey söyleyeyim. Mustafa Hoca kehaneti veriyorum. Bence bugün ilk bak buraya dikkatli dinleyin. Bence bugün ilk 11'de başlayacak olan maça ilk 11'de başlayacak olan Emre Mor'da Arda Güler de deseniz ikisini de bugün hocam ikisi de ilk ikisi de yani maça e, ee, ilk 11'de başlayacak iki futbolcumuz Arda Güler de Emre Mor'da gol ya da asist ya da gol asist katkılarında bulunacaklar arkadaşlar. Her iki futbolcumuz da bu Mustafa Hoca kehaneti olsun. Ya inşallah olur. Yani inşallah olur. Maçı kazanalım da gerekirse kendi kalesine alsın rakip fark etmez. Diego Rossi yerine Emre Mor demiş. Bir şey söyleyeceğim geçen haftaki o ve Diego Rossi performansı daha doğrusu geçen maçtaki bence ikisini de kızağa çektirir. Yani ikisini de kızağa çektirir. Bir kere Diego Rossi'nin ilk 11 başlamaz, taraftarı çileden çıkar ama bugün kadro ne olursa olsun. Çıkan ilk 11 ne olursa olsun. Diziliş ne olursa olsun fark etmez. Fenerbahçe taraftarı ölümüne desteklemek zorunda. Ölümüne desteklemek zorunda. O kadar söyleyeyim size. Ya bunun lamıcımı yok. Bunun şunu, bunu, şosu, busu falan yok. Bitti. Ölümüne desteklemek zorunda. Bugün desteklemeyecekseniz başka hiçbir zaman desteklemeyin. Hiç gerek yok. Eğer bugün desteklemeyecekseniz hiçbir zaman desteklemeyin. Bırakın Fenerbahçe'yi. Tutmayın. Biz de sizden kurtulalım. Bugün işte tam günü. Bugün kal Ama Rossi'nin oynamamasını bekliyoruz. Ee... Emre Mor'un ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. Bu arada Emre Mor 36 maçta 6 gol 3 asist yapmış arkadaşlar. Ben bana sorsanız daha az yaptı derim. Ha yapması gereken daha fazla o ayrı mesele ama bana sorsanız diye söylüyorum. Sen kim adam hesabını hatırla. Sormuyoruz lan sana da. Sana da bir soru soruyoruz. 7 saat konuşuyorsun. Ne yapayım? Başka türlü para kazanılmıyor. Reklam tıklamıyorsunuz, izlemiyorsunuz. Beğen butonuna çökmüyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Nasıl bahçesiniz lan siz? Na, nasıl Fenerbahçe'siz siz ya? Kanala abone olmayan Galatasaraylı olsun ya. Hadi. Hadi bu videoyu görüp de abone olmayan has Galatasaraylı olsun. Has böyle. Köküne kadar Galatasaraylı olsun. İyi. Nitekim Galatasaraylılar da kanala abone ha. Bilginiz olsun. Hadi. Ya arkadaşlar bizim bu kendi aramızda şakalaşmamız, takılmamız bilginiz olsun. Sonra bana demeyin ya hocam sen de bir tane be tuşa basmadık diye Galatasaray'la ayrı Gönlünüz ne istiyorsa onu yapın. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçelimize güveniyorsanız şampiyonluk yolunda hocam ben elimden gelen katkıyı vereceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Yani benim evim, yuvam Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin başarısı benim için mutluluk diyorsanız lütfen beğenin. Lütfen abone olun. Yani lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen bu videoyu da beğenin. Muhtemel 11'i e ekrana getireyim. Gerek hafta içindeki çalışmalar, gerekse taktik idmanlardan çıkarılan 11 arkadaşlar. Kalede İrfan Can Eğribayat. Sağ bekte Ferdi Kadıoğlu. Sol bekte Ezgi Can Alioski. Samet Salahi ikilisi. Stoper ikilisi. Hocam herkes Serdar Aziz diyor. Bir tek sen Samet diyorsun. Rahat olun. İsmail Crespo. Arkadaşlar bir aksilik olmazsa. Kalan maçlarda evimizdeki maçlarda İsmail'i ön libero göreceksiniz. Deplasmanda ara oyu göreceksiniz gibi duruyor. Bunu da şifresini vereyim. İsmail Crespo ikilisi ideal bir orta saha mı? İdeal bir orta saha. Zayt Sakat. Mert Hakan inişte çıkışta grafiği var. Araoyu oynatacağını, Crispo oynatsın. Sağda Arda Güler, solda Emre Mor. Ya gol, asist, katkısı görüyorum. Forvette Valencia, cevap Pedro şeklinde. Hocam Valencia'yı sola çekse, Emre Mor'u sağa çekse, Arda'yı Pedro'nun yanına koysa, Pedro'yu forvet koysa. Hocam salatalığı da dilimlese, üstüne de yoğurt koysa, ya yeter arkadaşım. Bırak bak maçın içinde zaten değişiyorlar. Yani maçın için zaten bunlar oluyor. Allah aşkına ya. Okan Buruk Fenerbahçe 50 tane penaltı verirse mutlu olacaklarını düşünmüyorum demiş. Mutlu olacaklarını düşünüyorum demiş. Hakkımız 50 ise 50. Hakkımız 150 ise 150. Hakkımız 500 ise 500. Allah hiçbir takıma haksız penaltı kazandırtmasın. Haksız şampiyonluk kazandırtmasın. Bafete Gomez Gomis sezonun geri kalanında forma giymek istemediğini söyledi. Oo iddialar doğru. Oo. Doğru Bunlar iyice karışmış. Hayırlı olsun. Bunlar iyice karışmış. Hayırlı olsun. Ya biz ben inanmıyordum. Troll mürol diyordum ama. Okan Buruk, Papatemi Gomis, Alanya Spor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için sezonun geri kalanında forma giymek istemediğini söyledi. Oh! Bu arada İstanbul Spor maçına ki şunu da söyleyeyim. İstanbul Spor'da da 5 oyuncu Fenerbahçe maçında yok. Davide sarı kart bu kaleciydi sanırım. Emeza, Emeka, Eze, Duhaney, e, bunlar şey, Lokilo ve Onur Ergün de yoklar. Ama bunların hangisi kaç milyon euro diye soksak birçok kişi bilmez arkadaşlar. Ee, bu arada İshak Bural Hammarby TFF ile bugün oynadığı maçta. Lan Hammarby TFF ile mi maç yapmış? Yok, Galatasaray şeyden yaptı. Para Gümrük de yaptı. 88. dakikada galibiyet golünü atmış. Gelişim adına çok güzel bir seviye diyor. Bunu söyleyeyim. Neyse. Bu arada Gomis gittiyse Galatasaray balı da bitti o zaman. İyi <laughs> iyi. <laughs> böyle, böyle daha iyi karışsınlar. Komisi ikna etmeye çalıştık ama bunun kendisi için bir gurur meselesi olduğunu ifade etti diyor. <laughs> Neyse. Biz bugünkü maça odaklanalım. Bugünkü maçı kazanalım. Maç öncesi canlı yayınında detaylı bir şekilde değerlendiririz. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Maç öncesi canlı yayınında detaylı bir şekilde en iyini cücüğünü her şeyini konuşuruz. Sıkıntı değil. Ama sizlerden ricam, sizlerden dileğim, sizlerden isteğim şu arkadaşlar. Lütfen Fenerbahçe'mize destek olun. Bakın şu aşamada, hiç değilse şu aşamada destek olun. Hani hiç değilse. Sezon bittikten sonra o mu çöp? Kabul lan. Kime çöp diyorsanız kabul. Sezon bittikten sonra şu mu kovulsun? Kabul lan. Sezon bit bitince kabul lan. Kabul. Hepsine kabul. Hepsine kabul. Ama ne olur? Ne olur ve ne olur? Bakın biz kazandıkça kuduruyorlar. Biz kazandıkça ayarları bozuluyor. Ne olur? Kazanalım. Dualarınızda eksik etmeyin de, de eksik etmeyin arkadaşlar. Bu arada aşağıdan abone butonuna basabilirsiniz. şuraya 29.600 olmasına çok az kaldı. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler sunuyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.